annelerimize, kardeşlerimize ne yazık ki Fatma da eklendi. Çok üzgünüz. Konuşacak çok şey yok. Ama söyleyeceğimiz Fatma'ya şu. Rahat uyu Fatma. Cemil bize emanet. Berfu anneye ve diğer annelerimize de söyle. Çocukları bize emanet. Senin acın kardeş, kardeş acısı. Benim acım oğul acısı. Hepimizin ortak olan acısıysa göz altında yok edilenlerin ve bir de adaletsizliğin öfkesi var. Doktor bile derdin neydi bulamadı. İlacı nedir sana bulup veremedi. Fatma bacım, sen de bu acılarla anan gibi bu adaletsiz dünyayı terk ettin. Gidiyorsun. Sana güle güle desek de hep aramızda bizimle olacaksın Fatma bacım. Senden önce de bu kayıpların acılarıyla giden analara, babalara ve kardeş bacılara bir de kayıplarımıza selam götür Fatma bacım. Şaşkın muradımı görürsen benim yerime bir anne sarıl kucakla, söyle muradıma. Senin şaşkın anan seni unuttu mu sanıyorsun? Hep seni gözyaşlarıyla arıyor. Ayrıca ananın selamını getirdim. Hasretinle yanıp tutuşuyor. Adalet, adalet diye isyan edip haykırıyor bilesin. Ne unuttu, ne de unutturdu. Ben şahidim söyle. Fatma bacım, sen çok yorgunsun. Seni çok yordumsa özür dilerim bacım. Rahat uyu. Bizim kal. Gitme diyemiyorum. Hanife Yıldız. Fatma ablamızın ardından aslında çok söylenecek çok söz var. Belki de o sözlerin hepsini tek bir cümlede toplarsak mücadelesi gibi, direngenliği gibi, arayışı gibi yüreğindeki koru da bize bıraktı. Biz Fatma ablamızın direngenliğini de yüreğini yakan koru da kuşanıp onunla birlikte yine meydanlarda olacağız. Seni çok özleyeceğiz Fatma ablam.